Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili kera severler, hepiniz hoş geldiniz. Benim bir önceki bölümde bir tane item'ı atlamışım. Buradaki evde şuradan şu sandığı almamız lazım. Ben notların üzerine geçerken videoyu tekrar izleyince fark ettim. Zaten hızlı seyahat noktamız vardı. Dolayısıyla gelmeniz gitmeniz çok zor olmaz diye ne diyorum, düşünüyorum. Umarım sizler çok zorlamadan gelirsiniz. Şuradaki Taros Tree'ye ışınlanıyoruz tekrardan. Aslında bir şey unutursam bu bölümde unuturum diye düşünmüştüm. Çok bol miktarda içeriği aradan çıkarmak niyetindeyiz bu bölümde. Yani unutursam bu bölümde bir şey unuturum diye düşünüyordum. Yani biraz daha uzun bölümlerimizden bir tanesi olacak. Güzel tarafı bol miktarda item alıp biraz daha fazla güçlenme imkanı bulacağız. En son buradaki puzzle'ımızı yapmıştık. Sonra içeri giriyoruz. Bu mabetlerin ne kadar zamandan beri burada olduğunu kimse bilmiyor. Yani bu mabetleri yapan insanlar çok uzun zaman, yani çok uzun zamandan beri unutulmuş durumda. Kimden yaptığı hatırlanmıyor. Fakat yapmış oldukları mabetler sanki kadim birer gardiyan gibi bu ormanı korumaya devam ediyor. Taros spirit has corrupted the shrines. Sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. Yani Taro'nun ruhundan ötürü bu mabetler buraları korap edilmiş durumda. Guardian tree olarak yani veya işte koruyucu ağaç olarak ifade ettiği bir ağaca girişi bloklamış durumda. Burada diyor Taro'nun varlığını hissedebiliyorum. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusehood. I'll work to clean the shrines. Bu shrine'ları haritamıza işaretlemiş durumda. Yani bunları temizlememizi, toparlamamızı istiyor kendisi. Biz de yapacağız bu işi. İlk önce şu arkadaşa başlıyoruz. Lambamızı alalım. Biraz dolambaçlı bir bölge burası. O yüzden aslında dedim yani bir şey unutursak bunu da unuturuz diye. Yine burada hızlı seyahat noktamız var bu bölge için. Aldık da şimdi adım adım değil. Biz birkaç kez oynamış olsam da burayı ben çokça karıştırıyorum. Bana Bloodborne'un ormanı gibi geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi burada uzun bir kombatımız var. Bol miktarda düşmana savaşacağız. Şimdi ne halde olduğunu efendim. Biliyorsunuz sarı şeye saldırırsanız onları düşürecek ve ekstradan charge atma imkanınız var. Şu arkadaşlar biraz tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla size de uçmakta olan düşmanları önceliğinizi verin derim. Bunları almak istiyorum aslında işimize yarayacaklar için. Stunları neden kullanmadım merak ediyor olabilirsiniz. Bu arkadaşı sakladım aslında. Uzağımda kaldım dostum. Stunlanın efendim, stunlanın. Biraz daha gereğinden fazla uğraştırdı ama olsun. Shrine'lardan ilkini aslında temizlemiş olduk. Tamam. Önce şu lambalardaki içerikleri almak istiyoruz. Bunları aldık. Bu süreyi konuşalım. Snow
Hani Mountain Shrine bölgesinden eriyekte olan buzlar veya biraz karlar hani bu suların akmasına sebep oluyor. Bunları destekliyor mu diyelim artık nasıl için ben de bilemedim. Dolayısıyla hani bu içerikleri kutsal sayıyor burada arkadaşlar. Peki şuradan her oyunda olduğu gibi şehirler arkasındaki ödülümüzü alalım. Daha sonrasında şunu aşağıya düştüm. Atlamış oldu tabi böyle yapınca. Artık şuraya gelelim. Buradaydık. İsterseniz böyle çıkın fark etmez. İsterseniz öyle düşün yine fark etmez. Burada aşağı düşüyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Şimdi burada yine mor bir parıltı var. Fakat bunu alabilmek için challenge yapmanız lazım. Challenge bu arkadaşları arda arda vurmak. Aldık. Aşağı düşüyorum. Yanlış ilerlemek istemiyorum. Genelde burayı çok karıştırıyorum. Kusuruma bakmayın. Tekrardan şu an başladığımız yere gelmiş olduk. Almak istersek. Buranın korrupt olmasıyla birlikte gözden kaçan kimi içerikler olabiliyor. Onları almaya geldim aslında. Bu lambalar vesaireler gibi. Bir önceki bölümde olan şey burada da olsun istemiyorum. Bu bölümde dediğim gibi çok fazla içerik var. Notları da yani ne kadar dikkatli alırsam alayım. Kafam bir tık karışıyor benim de. Tın 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 tın. Bunları aldık. O içerikleri almadık. Hey. Şelale kısmındaki item'ı almış bulunuyoruz. Onunla ilgili ek bir içeriğimiz yok. Sonrasında ilk önce sağ taraftan ilerliyorum. Ve çıkmadan öncesinde şuraya gideceğiz. Atalım. Buraya. Şimdi yine burada biraz gözden kaçabilecek bir içerik var. Bu platforma atlıyorsunuz. Buraya atlıyorsunuz. Sol tarafa gitmeden öncesinde bir tane arkadaşa vurun. Bu biraz daha fazla yükseliyor. Ve tabii ki geldiği yerde ben atlayamamış oldum. Bir Ayazmon klasiği. Challenge'ımız var. Uçan düşmanlar olacaklar. Düşmanları hızlı bir şekilde aradan çıkarmamız lazım. 40 saniyemiz var. Eğer full charge'larsanız tek seferde öldürebiliyorsunuz zaten. Rahat bir şekilde. Hasar almanız dert değil, ölmezsiniz. Okay. Buraya ona karşı geçtik. Burada bir başka puzzle'ımız var. Bir hızlı seyahat noktası burada bulunuyor. Bu puzzle'ımız şu şekilde. Buradaki taşı alıyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Buradaki taşı alıyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Platforma gelip bu satıyorsunuz. Bir başka shrine daha aslında Corruption'a kurtarmış olduk. These shrines were built on places of power. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground.
Yani yüzeyde bu kadar gözüküyor olabilir. Yani böyle bir tane taş görüyor olabiliriz ama aslında çok daha derinlere kadar gitmekte olan bir shrine şeyi bunlar. Yerin altından geçmekte olan enerjiyle bağlantılılar diye bir yolunda bulunuyor kendisi. İlk olarak buraya gelirken ki dalı çırpıyardan çıkarmak istiyorum. İzleyelim. Daha sonrasında saniye. Dinleyin lütfen seni. Gel buraya. Arka çaprazımızdaki şu kısmı oradan çıkarmak istiyoruz. Bu arka çapını alacaklar. Ve şuraya getirsinler istiyoruz. Etrafta atladığınız item vesaire var mı diye maskeden de fayda alabilirsiniz. Bir ekstra bulunuyor mu? Ne yapmanız lazım vesaire. Arkadaş hareket ettirsin istiyoruz. Daha önce hani benzer bir şeyden faydalanmıştık ama hani çok daha basic bir faydalanmaydı. Burada biraz daha aslında anlamlı bir içerik oluyor bu. Öyle ki şuradan nişan alın şey tarafına. Forestry tarafına. Bu arkadaşı buradan yukarı çıkartıp üst platforma götürme imkanımız oluyor bu sayede. Önce şurayı yapıyorum. Orası dursun. Orayla etkileşime geçeceğiz. Aktiviteye geçeceğiz gibi bir cümle kuracaktım. Çok saçma olacaktı. Yani bir tane notumuz burada. Daha seni almış olduk. Şu kısmı göstermeyi atladım gibi düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Düşünüyorum. Burası şöyle ki lokasyon olarak ifade edeyim, ondan sonra kafa iyice karışmasın. Şuradan karşıya geçmiştik. Taşlara zıplaya zıplaya. O taşlara gitmeden öncesinde bu nehir üzerine ilerlerken sağ tarafta zıplayabileceğiniz bir platform var. Bu platformdan çıkmanız lazım. Bir tane bir aracımız bulunuyor. Bir tane sandığımız var. Sonrasında burada aslında aşağı kayarak buraya geliyorsunuz. Temelde şey akışının bu olması bekleniyor. Ya da oyuncudan istenen bu diyelim. Ben biraz daha ters gitmiş oldum. Şimdi tık 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 onu yaptık, onu yaptık. Okey, şimdi tekrar buraya yukarı çıkıyorum. Şimdi bu sefer şu çiçeği görüyorsunuz. Buraya gideceğiz. Oradan diğerine atlayacağız. Oradan da bir diğerine atlayacağız. Ve bir başka Spirit Mail'i elde etmiş oluyoruz. Aldık. Okay. Aşağı kayıyorum. Bir saniye. Yanlış yapacağım ya bir şey unutacağım tedirginliği dolayısıyla şey yapmaya çekinir oldum. Durum kısmından ilerleyerek buraya gelin. Şu arkadaşı ayağa kaldırın. Bir yandan getirsinler.
Şuraya yerleştirmek istiyoruz bunu. 3 tane bulmamız lazım gördüğünüz üzere bunlardan. Bıraktılar mı? Çok mu hızlı koştum? Çok hızlı koştum büyük ihtimal. Alın efendim. Mesafeniz çok açılırsa, hani şimdiye kadar böyle bir sorun hiç yaşamadık çünkü genellikle yakın mesafelerdeki yerlere götürmeye çalışıyorduk. Mesafe çok açılırsa, dolayısıyla bırakıyorlar, sizin yanınıza gelmeye çalışıyorlar ki yani kombat mesela olursa yardımcı olabilsinler diye. Pam pam pam, bir diğeri burada. Keyifle getiriyorlar ya, yani bir şey taşımaktan bu kadar keyif alan oyun dünyasındaki yegane yaratıklar olabilirler. Şimdi mantık olarak yani biz köşeden yani şu buraya geçince sol taraftan ilerleyerek gittik. Yani direkt sağ taraftan giderseniz aslında oradaki işleri alıyordunuz. Üçüncü bir heykel daha var tahmin edeceğiniz üzere. O heykeli de aktive etmeye gideceğim. Öncesinde şu kısmı aradan çıkarmak istiyorum. Az daha unutacaktım bunu. Meditasyon yapacağız ki biraz daha canımız artsın, biraz daha güçlü karakter haline gelelim. Bu bana Ghost of Tsushima'daki meditasyon sahnelerini hatırlatıyor biraz. Oradakiler tabi biraz daha belki havalıydı diyebilirim. Daha bir havalıydı diyebilirim. Emin değilim. Tekrar meditasyon yapmanız şey yapmaz. Hani tekrar tekrar can spamlayamazsınız. Benim niyetiniz varsa vazgeçin. Sağdakini ve soldakini aldık. Rus'u burada konuşalım kendisiyle. Guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines and the door will open. Şrine'ları temizlersen burada açılacak şeklinde bir yorumda bulunuyor ve burası gördüğünüz üzere bir başka hızlı seyahat noktası. Şimdi buraya üçüncü heykeli koyacağız ama videonun sonunda gelmek niyetindeyiz çünkü hala yine bu bölgede. Alın şunu lütfen. Hala bu bölgede alabileceğimiz belli başlı başka içerikler var, başka itemler var. Onları oradan çıkarmak istiyoruz. Bir yandan şu lambaları kontrol ediyorum. Kaçırdığım olmasın diye. Yine benzer sorunlar mı yaşıyoruz efendim? Teşekkürler. Önce sandığımızı alalım. Hepsini ıskalamış olmak. Yine efendim afiyet olsun. Bir başka otumuz daha bulmuş olduk. Artık daha fazla aksiyon aldırtabiliyoruz rotlarımıza ve dolayısıyla aslında rotun 3. seviyesine geçmiş olduk. 3. seviye olmasıyla birlikte benim ilk yapmak istediğim şey aslında ok sayımızı
6'ya çıkarmak olacak. Bir diğeri de bu Rod Infused Arrow'u kullanmak istiyorum. Hani onun hasarından faydalanmak niyetindeyim. Yani bu da temelde şu şekilde odağımızı alıp tıkmamıza imkan tanıyor. Bir tane şey kullanır, charge kullanır. Hani eğer ki fazladan charge elde edersek bundan faydalanabiliyor olacağız. Şimdi burada biraz zor bir challenge var. Hani kısa bir süre içerisinde birkaç tane düşmanı aradan çıkarmamız lazım. Düşmanı hepsi yenmemiz lazım şeklinde geçiyor. Hepsi ama çok bir şey ifade, yani bir şey ifade etmiyor. Önemli olan şey şu. Çok uzaklaşırsanız sandığın başından burada summonlanan son 1-2 düşmanı kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde çıkan düşmanı aradan çıkarmak en mantıklısı. Sandıktan pek de uzaklaşmadan. İşlerinden bir tanesi büyük olan bir düşmandan bir tanesi. Dolayısıyla o biraz daha şey, challenge biraz daha sıkıntılı bir arkadaş. Şu an yetiştiremeyeceğim gibi hissediyorum ama. Ya arkadaş nereye gitti? Son bir taneniz var. Neredesiniz dostum? Kim misin sen? Ben seni niye göremedim? Peki. Gel bakalım. Verdiğim taktik kendinde işe yaramamış olma çok üzücü. Şöyle bakayım balım. Yani büyük olanı olabildiğince biraz daha sona bırakmaya çalışıyorum ki bu küçük olanları öldürürken şey elde etmiş olayım. Charge elde etmiş olayım. Bu sefer gelmeye karar veriyorsun. Peki. Geçen zaman mı bitti ya? Aa, bu kadar zor değilsin aslında da. Gel bakayım sen buraya. Hop. Okay. Tamam, tamam. Hatırlamazsak tekrar tekrar deneyebiliriz. Gelin efendim. Tamam, bunun şapkasını elde etmiş olduk bu sayede. Sonra aldık zaten. Şu arkadaşı genelde unutuyorum, onu kaçırmayalım. Tamam. Aldık, okey. Şimdi burada çok değişik bir puzzle var. Önemli olan şuna dikkat edin. Bu parıldayan bir tane taş var burada. Daha üstte bir diğer taş var. Sol tarafta bir başka taş var. Arkada da bir başka taş daha var. Mantıklı olarak şöyle bir şey oluyor. Eğer yanlış yapmıyorsam. Yanlış yaptım. Her zaman bir tane turn'u yanlış yapıyorum. Mantık olarak şu, şuradaki mumları hani doğru bir sırayla yakmak gerekiyor. Tamam. Eğer benim gibi yanlış yapmaya devam ederseniz de başınıza bu geliyor. Kesinlikle şunu notlara yazmış olmam lazım. O kısmı scroll edip bakabilir miyim lütfen? Tamam. Bunlara göre ayarlamam lazım. Sağ, arka çapraz. Eğer öyleyse hemen diyelim. Şu şekilde yazmışız. Tam. 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 Ve bam. Bunlara göre ayarlamak lazım kısmını söylediğimin farkında ama ben de
tam olarak böyle o yapıyı anlayabilmiş bir insan değilim. İlk oynadığımda da bu puzzle'ı internetten bulmam gerekmişti. Çocuklar ve Taro, yani kardeşleri ve Taro burada aslında balık tutmayı severler diyor. Burada güvende hissediyor aralarında. Benzer şekilde hani Kenan da bunu yani tasdik ediyor. Diyor ki sen diyor onları iyi öğretmişsin. Yani burada tat tatlı yaşamışlar gibisinden. Burada Taro'nun bir başka anısını öğrenme imkanımız olacak. Valorant oynayan izleyiciler varsa şu Taro karakteri bana niyeyse Tenzi'yi hatırlatıyor. Benzer bir benzetme yapan var mı bilmiyorum da. Ve nihai hedef şurada sağ tarafta devasa bir kapı var görüyorsunuz. Bu kapıdan ilerlemek aslında. Burayı açabilmek. Burası işte Lantern Cave denilen bir bölgeye gidiyor. Hani orada bir relik olduğunu düşünüyorum diyor. Fakat diyor buradan geçebilmek için çok güçlü bir şeye ihtiyacımız var. Yani standart bir metotla buradan ilerleyemeyiz. Yani şu kısımdan devam ederseniz aslında bu bölgeye ilk girdiğimiz kısımlar yani bölgeye doğru ilerliyorsunuz. Karşı taraf işte ilk açmış olduğumuz shrine'ın olduğu yer. Şurası Forest Tier'ı çıkarmış olduğumuz yer gibi gibi. Şu an son olarak şu ağaçlar ve üstleri kaldı. Onları oradan çıkarmak niyetindeyiz. Bir aksilik olmaz ise. Hop. Burada arkaya dönün. Buna bir tur inmeniz lazım. İndikten sonra buraya geliyorsunuz ve kendinizi karşıya atıyorsunuz. Aşağıdan biraz görmek mümkün. Hani nerede neyin olduğunu anlamak biraz mümkün ama bu geçiş yollarını bazen insan fark edemeyebiliyor. Bir başka spirit mailimizi almış olduk. Dolayısıyla yani bol miktarda loot diyeceğimiz şeyimiz var aslında kasabaya gittiğimizde. Çok çok daha güçlü bir karakter haline alacağız. İyi efendim. Şöyle yapmak daha hızlı oluyor sanki. Aynen. Beklemek yerine direkt ilerletebiliyoruz. Buraya doğru zıplıyorum. Şimdi burada yukarıda bir fight olacak. Tamamen uzaktan ok ve yayla saldırarak o savaşı yapmayı planlıyoruz. Çok kolay olabileceği gibi gereksiz zorlayabiliyor. Biraz düşmanların inisiyatifine kaldık diyebiliriz. Yani bol miktarda uzaktan bize saldırabilecek olan düşman var. Dikkatim bu atmış oldukları evet. Şeyler patlar. Hepten yanımıza birini verirse şey yapmamıza gerek yok da. Ve o zaman uzağımızda kalıyorlar. Oh hayır. Çok fazla yeri atlamışım. Bundan olmadan.
ettiğim şey buydu, biraz canavarlar insafına kaldık diye. Ama şey yapabilirsiniz yani, tek bir yer durmaya ihtiyacınız yok. Lokasyon değiştirebilirsiniz. Of. Alalım. Buradan mı kaçsak iyi olacak? Temelde hani işte sağa sola zıplamasıdır, yorulmasıdır, alanın dar olmasıdır mesela, bunlar yoruyor. Yoksa öyle çok aşırı zor, aşırı challenging bir fight değil. Bir başka shrine daha temizlemiş olduk. Bazıları bu mabetlerin ormanın gardiyanlarını temsil ettiğini düşünür. Bu yükseklikten onların hakikaten bu diyarlara sahip çıktığını düşünmek, yani watching over hani sahip çıkmak anlamında, ama watch aynı zamanda izlemek olduğu için İngilizce biraz daha böyle anlamlı oluyor bu cümle. Yani sanki yukarıdan burayı gözetliyor, buraya sahip çıkıyormuş gibi olduklarını düşünmek çok mümkün diyor. Bazı şeyler çevirdi, anlam kaybediyor, yapacak bir şey yok. Ben çok iyi bir tercüman değilim, belki onunla alakalı olabilir. Suçu şeyde bulmuyorum. Oyun yapımcılarına bulmuyorum. Oh, hele yanlış şey yaptım. Ettim, yaptım yanlış, evet. Peki bunu nasıl başardın sevgili Ayazman? Tebrik ederim dostum, yani nereye bakarken başımıza ne geldi, inanılır gibi değil. Gidelim lütfen. Ne arıyorum? Yerdeki bir su birikintisinin içerisinde saklanmış olan bir tane rotumuz var orada. Çok başarılı kendisi. Şimdi sen oraya gidiyorsun. Oraya götürmek istemiyorum. Bunun bir Forestier'in aktığı şey olması lazımdı. Notları öyle aldım. Ama nerede olduğunu hatırlamıyorum şu an. Bir saniye, notlardan bakmam lazım. Mumları aldık, okey. Mumlarla bir işimiz kalmadı. Yaptık. Bir karaki boss fight, uzaktan saldırı, ilk telefon, buna pek uymadık. Uysaydık belki hayat biraz daha kolay olabilir bizler için, ama pek uymadık buna. Oklar zıpla, rotu kurtar, geri dönüşte karşınızda. Ha, okey. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi notlara bakınca insan hatırlıyor. Aa diyor, evet buydu. Ama işte bazen unutabiliyoruz efendim, kusura bakmayın. Buraya geldik. Karşıdan rotu kurtardık. Rotu kurtardıktan sonra geri gelince karşıya zıplamamız gerekiyor ki yukarıdaki kovayı aşağı atabilelim. Dolayısıyla bunu ayağa kaldırıp ne getireceğiz? Bir tane Forest Tier'ımız olacak. Yapmamız gereken şey şu. Forest Tier aktif olduktan sonrasında bir tane vuruyorsunuz. Sonra hemen Forest Tier'ı aktif edip asansörü aşağı iniyorsunuz. Bunu kullanacağınız yer aşağı. Burası.
Bir tane lambamız var. Patlamış olduğum, hemen gördüğüm. Pam pam pam, orası okey, orman diğer tarafı. Tamam, notlarda atladığım bir başka içeriği de gördüm. Onu da alsam iyi olacak. Şimdi bu kısmını tamamlamış olmakla birlikte aslında şuradaki boss fight'a gitmemiz lazım. Fakat atladığım bir tane daha içerik var gibi gözüküyor. En azından almadım diye düşünüyorum. Aldığımı hatırlamıyorum bu videoda. Aldıysam sıkıntı yok. Bir almamışım. Güzel. Hemen karşıda kendisi. Arkadaş. Burası hani o ana bölgenin olduğu yer. Baktığınızda. Ağaçlı kısmı çıkarken o kısmı oranını almam gerekirdi. Onu ben atlamışım. Dediğim gibi çok fazla içerik topladığımız bir bölüm. Dolayısıyla ben de bir miktar zorlanabiliyorum. Özellikle böyle dağınık diye ifade edeyim. Yani dağınık olan itemlar noktasında insan bir afallayabiliyor. Şimdi bu boss fight biraz zor bir boss fight'tır. Hani zorlanırsanız şeyiniz kırılmasın, hevesiniz kırılmasın. Mümkün olabildiği mertebe oklarınızı atarak bir charge almaya çalışın. Çok iyi. Amacım stunlamaktı ama. Kadar çok basit saldırıyormuş gibi gözükse de çok fazla saldırıyı aynı anda yapabiliyor ve aradaki mesafeyi çok hızlı kapatabiliyor. Dolayısıyla mümkün olabildiği mertebe bırakın o size saldırsın. Sizler o saldırısı bittikten sonrasında ona odaklanmaya çalışın. Ve odaklanırken de kendinizi mahvetmeyin efendim. Özellikle bu charge'lı ok çok fazla hasar vurmamıza imkan tanıyor. Aradaki mesafeyi koruyun. Belki bu boss'ta verebileceğim en önemli tavsiye olabilir. Boom. Açıkçası rehber serisinde normalde zorlandığım seviye düşününce, yani rehber serisinin için hazırlandığım zamanlardaki zorluğunu düşünecek olursa çok daha fazla zorlanıyorum. Anlatmaya çabaladığım için olabilir, emin değilim. Burada aslında bir başka içeriği daha elde ediyor olacağız. Elde edeceğiz. Yani bu gardiyan ağaca sevdiklerimizi koruması için adaklarda bulunuruz. Tara bunu çocuklar için bırakmış. Onları kaybettiğinde çok korkmuş olmalı. Buradaki birçok adak aslında ilk başta buradaki birçok adak aslında ilk köyün liderleri tarafından bırakılmıştır. Yetenekli avcılardır bu insanlar ve ruh enerjisinden faydalanarak güçlü silahlar yaparlar. Eminim diyor Guardian Tree, hani işte o koruyucu ağaç, bunların bir kısmını tarayıp yardımcı olmakta kullanmamızda bir sakınca görmez. Ve bir yemek adağını elde etmiş olduk. Taro'ya ait olan ikinci bir item'ı aldık. Taro's Love Quest'ini aslında burada tamamlamış bulunuyoruz. Tabii bir miktar da rot elde ettik. Boss fight tamamlamış olmakla birlikte. Bir sonraki bölümümüzde Taro's Regret'ten devam ediyor olacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.